Ben de biraz evrimcilerden devam etmek istiyorum. Dün biliyorsunuz bir rapçi hominid var. Hominid hatırlayacağınız gibi bir köşe yazısını eleştiriyorduk. Oradaki mantıkları eleştirmeye devam edeceğiz. Ben burada o köşe yazısının en sonunda bu yazıyı yazan arkadaşım bir cümlesini okumak istiyorum. Gerçekten ilginç bu cümle. Önce bayağı bir insanın çevreye, etrafına verdiği zarardan bahsetmiş. Ondan sonra işte dünyaya yayıldıkça da savaşların artması, bugünkü olaylar, insanların birbirlerine girmesi ve bunu tabii kendisi evrimin bir sonucu olarak yorumladığı için şöyle cümlelerle devam ediyor. Ben çok sıkıldım artık bu homo habilis'ten diyor. Başka bir şeye evrilsek ya bir an evvel diyor. Ya da keşke yaratılsaydık, keşke kamil bir varlık olarak yaratılsaydık diyor. Şimdi benim bu arkadaşa bir haberim var. Biz yaratıldık, kamil birer varlık olarak yaratıldık. Biz evrimleşmedik. Biz evrimleşerek buralara gelen insanlar değiliz. Dünyada insanlar birbirini kırıp geçiriyorsa, bu şekilde bir vahşet varsa ve şikayet ettiği şey buysa, bu sırf Darwinizm'den kaynaklanıyor. İnsanlara bütün belaları getiren bu sizin savunduğunuz mantıktır, bu sizin savunduğunuz evrim teorisidir, bu ideolojidir. Bu ideoloji yüzünden insanlar birbirlerini insan olarak görmedikleri için birbirlerini kırıp geçiriyorlar. Birbirlerini kırıp geçirirlerse, daha mücadeleci olurlarsa daha ilerlediklerini düşünüyorlar. Hayır, Allah'ın yarattığı bu düzende insanlar birbirlerini öldürerek ilerlemezler, birbirlerini severek ilerlerler, birbirlerine coşkuyla kardeşlik duyarak ilerlerler, güzellik göstererek, güzel ahlak sunarak ilerlerler. İlerleme böyle olur. Onların beklediği ilerleme, medeni olma, çağdaşlaşma, daha ileriye gitme, işte teknolojide ilerleme, insaniyette ilerleme, medeniyetlerde ilerleme ancak sevgiyle, birbirine olan gösterilen şefkatle, birbirine gösterilen kardeşlikle olur, barış ve sevgiyle olur. Bunu Allah bize kutsal kitaplarının tümünde bildirmiştir, Kur'an'da bildirmiştir. İnsanlar bunlara uymadıkları için felaket yaşıyorlar. Şimdi eğer bu kişi veya bir başkası kendi köşe yazısında gelir bu mantıksız, bu saçmalıkları burada anlatırsa eğer, işte o dünyayı şikayet ettiği bu dünyanın birbirini kırıp geçirmesi olayına çok güzel de bir destek olmuş olur. Farkında olsa da olmasa da. Darwinizmin ne kadar büyük bir bela olduğunu bilmeyenler hep bu yazdıklarıyla, Darwinizmi savunmalarıyla hep buna destek oldular şimdiye kadar. Teröre destek oldular ama terörü eleştiriyorlar. Dünyada savaşlara destek oluyorlar bu yaptıklarıyla ama savaşlardan şikayet ediyorlar. Evet. Çok büyük bir ikilem var. Biz yaratıldık, Allah bizi yarattı. İnsanlar kendi ruhlarına, kendi yaratılış fıtratlarına uygun davranmadıkları için, Allah'ı inkar eden kötü ideolojinin peşine düştükleri için ve sevgi yerine savaşı, çatışmayı tercih ettikleri için Allah bela ve bu böyle bir fitne veriyor insanların üzerine. Bunu iyi düşünmeleri gerekiyor. Bütün Darwinist arkadaşların da iyi düşünmeleri gerekiyor. Bizim yaptığımız burada onları kötülemek değil, onların fikirlerini eleştirmek ve onları kazanmak. Çünkü yanlış yoldalar. Bunu onlara bildirmeye çalışıyoruz.